Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz mercekler. Mercekleri anlatacağız şu an. Bu videoda arkadaşlar yine Bilgi Yolu kitabınızın 93. konu anlatım bölümünün 93. sayfasını açmayı unutmayın. Kitabınızdan bizleri takip edin arkadaşlar. Mercekler cam veya sert plastikten yapılmış en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlerdir. Bakın en az bir yüzü küresel olacak. Mesela şuradaki merceğin iki tarafı küresel, buradakilerin bir tarafı. Buradaki daha ince küresel bir yapıda arkadaşlar. Merceklerin şekillerine göre ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercek olmak üzere. Öncelikle ince kenarlı merceklerden bahsedelim. Arkadaşlar ben ince kenarlı merceği aynalarda çukur aynaya benzetiyorum. İnce kenarlı merceği aynalarda çukur aynaya benzetiyorum. Neden çukur aynaya benzetiyorum? Birazdan bahsedeceğim. Kenarları, uç noktaları ince olan, ortaları kalın olan merceklerdir. İnce kenarlı merceklere yakınsak mercek denir arkadaşlar. Yakınsak mercek ne yapıyor? Görüntüyü yakınlaştırıyor. Yani görüntüyü büyütüyor. Peki bizim çukur aynamızın özelliği neydi? Görüntüyü yakınlaştırması ve görüntüyü büyütmesi arkadaşlar. Gösterimi, ince kenarlı merceğin gösterimi şu şekilde. Bu ince kenarlı merceğin sembolü. Arkadaşlar bakınız, uçlar ince olan merceğe ince kenarlı mercek diyoruz. Yandaki gösterimi ince kenarlı merceğe aittir. Devam edelim. Tıpkı çukur aynada olduğu gibi, evet burada da bizim de söylediğimizden bahsetmiş. İnce kenarlı merceğe paralel gelen ışınlar kırılarak odak noktasında toplanır. Bakınız bu çok önemli. Toplanır. Işık ışınlarını kırarak ne yapıyormuş? Bir noktada topluyormuş arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Evet, ışığı ne yapıyor arkadaşlar? Bakınız paralel, asal eksene paralel gelen ışığı odaktan geçecek şekilde topluyor. Odaktan gelen ışığı da asal eksene paralel olacak şekilde topluyor. Bakınız bu özellik de bir toplama özelliğidir. Şimdi varsayalım ki bu ışık, şu ışık ince kenarlı mercekten geçmeyecekti. O zaman nasıl hareket ederdi? Bu şekilde hareket etmez miydi arkadaşlar? İnce kenarlı mercek ne yapıyor bunu? Topluyor arkadaşlar. İnce kenarlı mercek bu ışığı topluyor. Aynı şekilde diğer ışık üzerinde de gösterelim. Bakınız bu şekilde geldi. Eğer ince kenarlı mercek olmasaydı bu şekilde devam edecekti. Ama ince kenarlı mercek ışığı kırarak ne yapıyor arkadaşlar? Topluyor. Şimdi hani derler ya arkadaşlar ormanlarda. Neyse birazdan bahsedeyim ona. İnce kenarlı merceklerden biri merceğin önünde, diğeri arkasında iki tane odak noktası vardır. Işık ne taraftan geliyorsa, Işık ne taraftan geliyorsa diğer tarafa doğru, evet ne taraftan geliyorsa diğer tarafa doğru kırar. Mesela bu şekilde paralel geldi. Diğer taraftaki odaktan geçecek şekilde kırdı. Tam tersi buradan gelmiş olsaydı ne yapacaktı ışığı? Bu taraftaki odaktan geçecek şekilde kıracaktı arkadaşlar. Burada bahsetmek istediğimiz olay bu. Şimdi bizim ince kenarlı merceğin topladığını nasıl pratik bir yönteme çevirebiliriz. Bu çizdiğim şekil ince kenarlının gösterimiydi, değil mi? Buraya gelen ışığı ince kenarlı merceğin sembolün ucuyla birleştirdiğimizde ne yaptığını görüyoruz? Işığı topladığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, aynı işlemi burada yaptığımızda bakınız. Burada ne yapıyor? Işığı topluyor. Kim? İnce kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek ışığın toplama özelliğine sahiptir. Evet, şimdi ince kenarlı merceğin, evet şurada ince kenarlı merceğin bize verdiği en büyük zararlardan birinden bahsedeceğim. Ormanda veya çevrede bırakılan cam parçacıkları, su dolu pet şişeler, ince kenarlı mercek etkisi yaparak ışığı bir noktada odaklar ve yangın çıkmasına neden olur. Yani şurada arkadaşlar o çalı çırpı var. Keşke bunu yeşille çizseydim. Yeşille çizeyim. O çalı çırpı var. Bakınız. Şu şekilde ince kenarlı merceğimiz olduğunu düşünün.
Ne yapıyor arkadaşlar? Gelen ışıkları bir noktada topluyor. Hatırladınız mı şeyi? Güneş ocağını. Oradaki olayımız neydi? Işıklar bir noktaya toplanıyor ve enerjiyi o noktaya veriyor arkadaşlar. Bakınız. Buradaki enerji miktarı artıyor ve sıcaklıkla beraber buradaki çalı çırpının kıvılcım olmasına sebep oluyor ve orman yangınlarına neden oluyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sırada kalın kenarlı mercek var. Biz kalın kenarlı merceği kime benzetiyoruz? Tümsek aynaya. Pardon. Tümsek aynaya arkadaşlar. Neden tümsek aynaya benzetiyoruz? Göreceğiz. Kalın kenarlı mercekler daha kalın olan mercek. Kenarları daha kalın olan merceklerdir. Kalın kenarlı merceklere ıraksak. Ne demek ıraksak? Görüntüyü uzak gösteriyor. Tümsek aynamız görüntüyü ne yapıyordu arkadaşlar? Küçük ve uzak gösteriyordu, öyle değil mi? İnce kenarlı merceğimiz ve çukur aynamız ne yapıyordu? Büyük ve yakın gösteriyordu. O yüzden kalın kenarlı mercek görüntüyü uzakta gösterdiği için ıraksak mercek adı verilir. Yanda kalın kenarlı mercek şekilleri ve sembolleri gösterilmiştir. Baktığınızda kenar kalın, orta ince. Kenar kalın, orta ince. Kenar kalın, orta ince. Kalın kenarlı merceğimizin de sembolü nasıl imiş? Kenarı kalın olacak şekilde bir gösterimi varmış arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek de tümsek ayna gibi kendisine gelen, asal eksene paralel gelen ışığı uzantısı arkadaşlar, uzantısı odaktan geçecek şekilde kırar. Uzantısı odaktan geçecek şekilde kırar. Ve bu sayede ne yapar arkadaşlar? Görüntüyü dağıtarak kırar arkadaşlar. Peki uzantısı odaktan gelecek şekilde gelen ışıklar ne olur? Asal eksene paralel olacak şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kırılmış oluyor. Evet, uzantıların kesiştiği bu noktaya odak noktası diyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir etkinliğimiz var. Sağ tarafı kapatalım. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Evet, ışık geldi. Gelen ışığın normalde böyle ilerlemesi gerekiyor, değil mi? Ancak gelen ışık bir noktada toplandı mı? O zaman buradaki bizim merceğimiz nedir? İnce kenarlı mercek mi? Eğer gelen ışık şu şekilde dağıtılsaydı buradaki mercek kalın kenarlı mercek diyebilirdik, ancak toplamış. Şimdi şuradaki kırmızı ışık normal şartlarda şu şekilde mi ilerlemesi gerekiyordu? Ancak bunu bakınız ne yapmış oldu arkadaşlar? İçe doğru topladı mı? İçe doğru topladı, görüyor musunuz? O zaman burada kullanılan da ince kenarlı mercek olacak arkadaşlar. Bu şekilde örneklerimizi yapacağız. Evet, şu sorulara bakalım. Kalın kenarlı mercek ne yapıyordu arkadaşlar? Işığı dağıtıyordu, öyle değil mi? Ben yazamayacağım, şöyle işaretleyeceğim. Ve bu mercek neydi? Kenarlarına bakıyorum. Kalın kenarlı mercekti. Bu merceğe bakıyorum. Kenarı ince mi? O zaman bu mercek ince kenarlı mercek mi? Evet. Ve ışığı ne yapar bu adam arkadaşlar? Işığı toplar. Şu merceğe baktığımda kenarı kalın, görüyorsunuz. Tek taraflı kalın kenarlı mercek ne yapıyor arkadaşlar? Önce kalın kenarlı mercek olduğunu ifade edelim. Daha sonra ışığı ne yapıyor kalın kenarlı mercek arkadaşlar? Işığı dağıtıyor. Aynı şekilde bu adam ne yapar arkadaşlar? İnce kenarlı mercektir. Işığı toplar. Bu adamda bakıyorsunuz kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır arkadaşlar. Evet. Bir diğer mercek örneğimiz. Işık geldi ve dağıldı. Işık geldi ve dağıldı. O zaman buradaki kalın kenarlı mercek. Burada ne oldu peki? Şöyle kenarlarını kalın çizelim. Burada ne oldu peki? Işık geldi
bir noktada toplandı. Işık geldi, bir noktada toplandı. O zaman buradaki adam ince kenarlı mercektir. Evet, ışık geldi. Normalde ışığın devam etmesi gereken doğrultu bu iken ne olmuş oldu arkadaşlar? İçeri doğru kırıldı. İçeri doğru kırılmak ne demek? Toplanma demek değil mi? Evet, o zaman burada da aynı şekilde içeri doğru kırılıyorsa buradaki mercek nedir? İnce kenarlıdır arkadaşlar. Evet, bu etkinliği de bu etkinlikleri de arkadaşlar size verdiğimiz şekilde yapmanızı istiyorum. Evet, neye dikkat ediyormuşuz? Orman yangınlarına dikkat ediyormuşuz. Çevrede cam parçaları, plastik parçaları, saydam ışığı geçiren plastik parçaları atmıyormuşuz. Daha doğrusu çevremizi hiç kirletmesek bu tür sorunlarla ne olacak? Karşılaşmayacağız arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Merceklerden göz kusurlarının düzeltmesinde yararlanılır. Miyop, hipermetrop göz kusurlarının merceğindeki yapısal bozukluklardan meydana gelir. Miyop, hipermetrop göz kusurlarını gözlük veya kontak lens kullanarak giderilebilir. Hipermetrop göz yakını iyi göremez. Hipermetrop göz yakını iyi göremez. Çünkü görüntünün retinanın arkasında odaklanır. Hipermetrop göz kusurunu ince kenarlı mercekle düzeltilebilir. Ben bunu şöyle kodluyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şunu diyebilirsiniz. Hipermetrop, hiper yakını göremiyorum. Bakınız. Hiper yakını göremiyorum. O zaman yakını göremiyorsam görüntüyü biraz daha mı büyütmem gerekiyor? Evet, görüntüyü biraz daha büyütürsem yakını daha iyi görebilirim. O yüzden görüntüyü büyütecek mercek kim? İnce kenarlı mercek. Öyle değil mi? Çukur ayna ve ince kenarlı mercek görüntüyü ne yapıyordu? Büyütüyordu. İnce kenarlı mercek kullanarak biz burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakınız, buradaki olay şu. Görüntü sarı lekenin, şuradaki sarı lekenin arkasına düşüyor. Biz bu görüntüyü daha mı yakınlaştırmamız gerekiyor? Kim yakınlaştırır? Kim görüntü ışınlarını daha geride toplar? İnce kenarlı mercek. O zaman hipermetropta kimi kullanıyoruz? İnce kenarlı merceği kullanarak görüntünün sarı lekenin üzerine düşmesini sağlıyoruz. Miyop dediğimizde uzağa göremediğimiz göz kusurudur arkadaşlar. Miyopta da görüntü sarı lekenin önüne düşüyor. Biz bu görüntüyü gözün içerisinde uzaklaştırmamız isteniyor. Kimle uzaklaştırırız? Tabii ki de kalın kenarlı mercekle ve kalın kenarlı mercekle biz miyopun düzelmesini sağlarız. Evet, mercekler günlük hayatta arkadaşlar birçok yerlerde kullanılır. Görüntüyü büyütmemizi istediğimiz yerde ince kenarlı mercek, kameralarda ince ve kalın kenarlı mercek kullanılır. Çünkü neden? Kamerada hem görüntü büyütülmek istenir hem küçültülmek istenir. Projeksiyon cihazlarında ince kenarlar kullanılır. Teleskopta ince kenarlı, büyüteçte ince kenarlı. Bakın, burada görüntü büyümek, burada görüntüyü büyütmek, burada büyütmek, burada büyütmek istiyoruz. Öyle değil mi? Burada da hem büyütmek hem küçültmek istiyoruz. Görüntüyü sadece büyütmekte ince kenarlı, küçültmek istediğimiz yerlerde de kalın kenarlı mercek kullanıyoruz. Arkadaşlar, mercekler bu kadardı. Bu konu bu kadardı. Sizdenler ricam, konu anlatım ve soru bankanızda lütfen etkinlikleri ve soruları çözmenizi istiyorum. Çözemediğiniz yerde WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.